Kalu dediler ki şehidina ala enfusina. Biz kendi aleyhimize tanıklık ediyoruz. Bu suç bizim suçumuz. Bu azap bizim azabımız. Biz bunu hak ettik. Demek ki biz cehenneme gidip şöyle bir çırpı dolaşacak olsak, oradakilerle röportaj yapacak olsak, şöyle kimselerle karşılaşmayacağız. Mağdur edildik. Perişanız. Bizi mağdur etti Allah. Habire hala yakıyor. Bıkmadı, usanmadı. Yine yakıyor. Ne olduydu o kadar, yani 60 sene biz şey yaptık. Şu anda 2 milyon sene geçti. Elimi saatime götürdüm gayri ihtiyari. Saat kullanıyorlar mı bilmiyorum. Ama 2 milyon sene geçti. Hala yanıyoruz. İşte bizi manşetlere taşı falan. Böyle diyen bir kimse bulmayacağız. Bulacağımız kimseler diyorlar ki şehidine ale enfusina. Bulacağımız kimseler وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ. Öyle bağırıp dururken, sesleri birbirlerine karışmışken, Rablerine seslenip bizi buradan çıkar diyen, رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ. Biz günahlarımızı itiraf ettik. Bir yolu yok mu buradan çıkmanın diye yalvarırken görüyoruz. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Günahlarını itiraf ettiler. O aşağılık azap ehlinden Cenab-ı Hak böyle bahsetti. Denildi ki bunlar böyle bağırıştılar, çığırıştılar, bağırıştılar, çığırıştılar. Artık bir sonuç gelmeyince bir kısımları dediler ki ya efendi duralım, sessiz duralım. Belki öyle sonuç elde ederiz. Dişimizi sıkalım. Bu kısmını ben söylüyorum. Ayetlerde yok. Ama ayetlerde olan kısmı şu. Dediler ki سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا. Eşit kardeşim. Bağırsak da bir şey değişmiyor. Sabredip dişimizi sıksak da bir şey değişmiyor. مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ. Bizim bir kurtuluşumuz yok. Onlar oradan böyle diyorlar. Ateşin içerisinden böyle söylüyorlar. Bizimki burada başka bir şey söylüyor. Aklıma hep Nasreddin Hoca'nın hikayesi geliyor. Gelip hani adam eşeğini istemiş ya. Hoca da yok demiş eşek. O arada eşek oradan anırı verince ya demiş hoca hiç sana yakışıyor mu? Yani bak eşek orada anırıyor. Ya demiş bana mı inanacaksın? Eşeğe mi inanacaksın? Şimdi Rabbimiz Allah Azze ve Celle doğruyu, hakikati söylüyor. Adamlar cehennem azabının içerisinden yine Rabbimizi doğruyorlar, doğruluyorlar. Yani fıkradaki gibi bile değil. Onlar da orada tam da Cenab-ı Hakk'ın dediğini doğruluyorlar. O eşekler. Ama bizimki kendince başka bir şey uyduruyor. Ve onu hakikatmiş gibi sunmaya kalkıyor. قَالُوا dediler ki شَهِدْنَا عَلَى اَنْفُسِنَا. Biz kendimizin aleyhinde kendimiz tanığız. Bize gari dışarıdan bir tanığa gerek yok. Biz tanık olarak. O yüzden Cenab-ı Hak kitaplarını verirken zaten kefe bi nefsike yevme aleyke hasiba. Sen bugün kendi muhasebeni kendin yapmaya, kendi durumuna kendin tanık olmaya, kendini görmeye yetersin yani. Başka birinin gelip sana kınamada bulunması, şey yapması, dövmesine gerek yok. Sen zaten yeterince dövüneceksin. Şehidne ala enfusina. Biz kendimize tanık olduk. Aleyhimize tabii, kendi aleyhlerine. Bu onların itirafı ve Allah Azze ve Celle bunu bize yalan söylemeyen, bildirmesinde yalan bulunmayan Allah Azze ve Celle böylece haber verdi. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Sonra da Cenab-ı Hak onlar hakkındaki durumu anlattı. Niye böyle bir akibete düştüler? Bu vahim sonuç. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Yani bu ağza alınabilir gibi bir şey değil. Varsayılabilir gibi bir şey de değil. Bunu kendiniz için bir an varsaydığınızda korkunç ürperiyorsunuz. Yani çünkü yani geri dönülmez, geri alınmaz.
bitimi olmayan, sonsuz, sınırsız, ikinci bir şansı bulunmayan, bu yani rüyanda görsen dehşetle uyanman gerekir. Bazen böyle bir hüküm verilmiş ve cehenneme sürüklenir halde bir an kendinizi tasavvur edin. Yani yalvarsan, bağırsan, çağır, hiçbir şey, hiçbir anlamı yok. Paşalar gibi de, aslanlar gibi de yatmayı denesen, istersen eşekler gibi yat, hiç fark etmiyor. Bütün yatma biçimlerini deneyebilirsin. Zaman geniş, sonu yok zaten, hepsini deneyeceksin. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Sonunda dediler ki, ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin ya. Bitirsin bizim işimizi. Varlığımızı ortadan kaldırsın. Biz cehennemden kurtulmak, soluk almak, ne bileyim, cennet, mennet, bu tür şeyler hayalimizden bile geçirmiyoruz. Bizi burada bitirsin, yakıp kül edip bitirsin. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Dedi ki, olmaz. Kalıcısınız sizler. Sonra ne dendi? لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Vaktiyle biz size hakkı getirmiştik. Ama siz hakkı, haktan hoşlanmadınız. Elinizin tersiyle ittiniz. İnatla koca bir yaşamı Cenab-ı Hakk'a karşı böyle onu umursamayarak yaşadınız. Şimdi burada kalıcısınız arkadaş. اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Kalıcısınız. Bu çok ürkütücü bir şey. Yani bu seçeneği bir an düşündüğünüzde cehennemde işte bir süre kalıp işte iman üzere ölüp de suçlarından ötürü cehennem geçişleri gecikecek olan cehennem geçişleri ki cennet cehennem geçişi sonrasında gerçekleşen bir sonuçtur. Hızlı geçip azabından korunarak geçmek bu Allah Azze ve Celle'nin önden giden kullarından olmak لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Cenab-ı Hakk'ın cehennemden uzaklaştırdıkları diye bahsettikleri bu elbette hepimizin birinci derecede temenni edeceği bir şey, arzulu edilir bir şey. Ama hani وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا Bir de başkaları var ki iyi amellerinin yanı sıra kötü amellerini de karıştırdılar. Yani hem iyilikleri var hem kötülükleri var. Şöyle gözümüzü yumduğumuzda inanıyorum ki hep kendimizi orada görüyoruz. Sonra ne umuyoruz? Asallahu en yetuba anhum. Asallahu en yafu anhum. Umulur ki Allah onları bağışlasın. İşte insan o sonsuz azap ehlini, ateş halkını düşününce cehennem geçişleri geçiş olmayıp da orada kalacak olanlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerini cehennemden kurtarmayacakları oldu. Çöke kalmış vaziyette cehenneme çökecek olanları düşününce kişi ya varsın geçişim uzasın buna fit oluyor. Çünkü o diğer ihtimal çok dehşetli bir ihtimal. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Takvada az da olsa safta sırada sona da kalsa bir şekilde kurtulacaklardan olmak, cehennemden çıkacaklardan olmak velev ki çıkacak, cehennemden çıkabilecek ama iman sahibi son kişi bile olmaya insan cehennemde kalacak olanları, cehennemde kalıcı olanları düşününce hemen fit olabiliyor. Çünkü o ihtimalin korkunçluğu kişiyi buna razı edebilir. Ama Allah Azze ve Celle'den ümidimizi öylesine güçlü tutmalıyız, öylesine yüksek tutmalıyız ki bu ümide de öylesine yüksek, güçlü takva eşlik etmeli ki takvası yüksek olanların önden kurtarılacakları ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا ayetinde en çok takvalı olanların en çabuk kurtulacakları düşünülürse onlardan olabilmekte sadece kuru bir ümitle değil buna eşlik edecek olan takvayı gerektirdiği izahtan vareste açık ortada. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا Dediler ki biz kendimize tanığız. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan eylemesin.
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Sevdiklerimizi de eylemesin. Kişinin yani böyle bir akibete, sevdiği bir kimseyi böyle bir süreçte kaybetmesi de dramatik. Ama buradan bakınca dramatik, orada da öyle mi bilmiyoruz? Çünkü orada فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Cenab-ı Hak nesepleri kaldırdı mı وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Birbirlerini arayıp sormazlar bile diyor Cenab-ı Hak. Yani bazıları böyle hayali senaryo kuruyor, işte çocuğu cehennemde, adam cennette nasıl rahat etsin? Edemez tabi diyor. Ondan sonra da tabi ki bir süre sonra tamam evladını getirivereyim senin gari diye böyle saçma sapan söylemler ile cenneti de cehennemi de sulandırmaya kalkıyor. Ya öyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle kişinin hükmünü kendisiyle alakalı verir. Eğer onun hükmü orada cehennemlikse, bu taraftakine de onu unutturur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla olan ilişkisi nasıl sonuçlandı? Yani sonra bir bakıyorsun hayalinde buradaki bir kişi uğruna adamın bütün sülalesini aldı getirdi, cehenneme koydu, cennete taşıdı. Elbette kişinin sevdikleri, akrabaları da onunla birlikte cennete girebilir. Ama onlar da iyi olmak kaydıyla. Evet. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ. Eşlerinden, ailelerinden salih olan kimseler. Salih değilse giremezler. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا. Dediler ki biz kendimize tanınız. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Şimdi bunlar bu kötü sona nasıl girdiler? Sebep ne? Birine mi denk geldiler? Kötü bir adama mı denk geldiler? Kötü bir mahallede mi doğdular? Kötü bir aileden mi? Yani asıl sorun ne? Kötüyü kötü kılan ne? Allah Azze ve Celle diyor ki غَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatıyla mağrur oldular. Dünya hayatı onları yanılttı. Garra. Yani dünya hayatı, radu bil hayati dünya. Dünya hayatıyla fit oldular. Otmaennu biha. Onunla mutmain oldular. Vehum anil ahireti gafilun. Ahireti ise göz ardı ettiler, umursamadılar. Dünyaya razı geldiler, dünyayı öncelediler. Küfrün ilk adımında bu var. İbrahim suresinde de Cenab-ı Hak kafirleri anlatınca اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Dünya hayatını ahirete sevimli gören, daha sevimli gören, dünya hayatını daha sevimli bulan kimseler. Küfre böyle insan adım adım yol alıyor. Dolayısıyla bunlar nerede doğmuşlar demek ki? Mahallede değil, dünyada doğmuşlar ve dünya büyüleyici bir ortam. Dünya kendisiyle büyüsüne çekiyor. Kritik soru şu: bunlar, herkes dünyada doğuyor, bunlar niye dünyanın büyüsüne girdiler? Çünkü kendileri girmek istediler. Uyarı ve ikazları dikkate almadılar. Olanca farkındalıklarına rağmen yanlışta bile bile ısrar ettiler. Yoksa dünyanın büyüsüne karşı duramayacakları bir iradeleri yoktu diyemeyiz. Eğer dünyanın büyüsüne karşı duracakları bir iradeleri yoksa, o zaman insanların hepsinin olmaması gerekir. Bir kısmının böyle bir iradesi var, onlar zaten cennetlik oluyor. Ötekilerin böyle bir iradesi yok, onlar da cehennemlik oluyor varsaysanız. O zaman Cenab-ı Hak zaten bu iradeyi verdiklerini cennetlik kılmayı önden tasarlamış. Böyle bir iradeden yoksun bıraktıklarını zaten dünyanın büyüsüne mahkum kılmış. Onlar da cehennemlik kılmayı önden tasarlamış demeniz gerekir. Bu uyarıları, ikazları falan onlar da laf olsun, torba dolsun diye yapıyor demeniz gerekir. Bu Cenab-ı Hak hakkında hem zulüm iddiası olur, hem abesle iştihali iddiası olur ki gökleri, yeri, yıldızları konumlarına konumlandıran, maddeyi, atomu vesaire yaratan, hele hele insanı yaratan bu yüce kudretin böyle saçma bir konuma düşürülmesi akla ziyan bir şeydir. Vahiy zaten hiç böyle bir şey söylemiyor. Kişinin kendi iradesinin esas olduğunu. Kullu mri'en bima kasebe rahin. Herkes kendi iradesinin rehinesidir. Demek ki herkesin iradesi var.
kazancı var, kazanımı var ve o kazanımın rehinesi. Doğduğu mahallenin, anne babanın, kötü arkadaşın, ne bileyim vesaire değil. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı, demek ki dünya hayatı kişiyi böyle bir akibete düşürecek kadar güçlü bir etkiye sahip. Yeter ki insan ona gönül versin. Eğer karşı durup frenlemezse kişi kendisini, zapt etmez ise vallahi gün gelir cinlerle de buluşur. Gün gelir başka ayaklara da takılır. Ve bir bakmışsın Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, ayetlerini, elçisinin örnekliğini vesaire hepsini dikkate almaz, umursamaz bir sürece girebilir ve akıbeti dünyayı elde edeyim derken dünyamız da mamur olsun, dünyamız da kafirlerin dünyası gibi olsun, niye eksik kalıyor? İslam'ı da buna uyduralım, hem dünyamız hem de ahiretimiz nasıl bir dünyasa o, yani Yüce Yaradan'ın hudutlarını, emirlerini, yasaklarını ortadan kaldırınca şeytan onlara vaat etmiş ki dünyanız beş başı mamur olacak. Halbuki tam tersidir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hudutlar, sınırlar kişinin dünya hayatındaki saadetinin de aslında sınır taşlarıdır. Kandırınca bunları inanın hasirat dünya vel ahira. Hem dünyasını ziyan eder hem de ahiretini ziyan eder. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı onları yanılttı diyor diye Cenab-ı Hak onların durumlarını özetliyor. Bunu böyle elimize mi yazsak, arabada camın şeyine mi yazsak, ticarethanede para saydığımız yere mi yazsak, kasanın önüne mi yazsak, dünyada neyi çok beğeniyor, neyi çok beziyor, süslüyor, sürekli itina gösteriyor, meşgul oluyor. Yani isek dünyanın hangi vitrini bize en çok hitap ediyorsa oranın çatına bu ayeti yazmak lazım. Tam da oradan kanıp cehennemin dibine düşme ihtimali vardır. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Gözünü çevirip dikme buyurdu Cenab-ı Hak. Bu çeşit çeşit kendilerini yanıltmak üzere yem olarak önlerine attığımız bu dünyalıklara. Burada kalıp sonraki dersimize devam edelim. Ya eyyuhen nasu inne va'dallahi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Fela tagurrannakumul hayatud dunya. Dolayısıyla dünya hayatı sizi aldatmasın. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin.